Evet arkadaşlar, Alabardo'nun yeni videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Eğer önceki videolarımızı izlediyseniz, kanala aboneyseniz ve like attıysanız zaten bu videonun konusunu önceden biliyordunuz. Evet. Ha, yeni gelenler de başlıktan anladı. Çünkü başlığı okuyabildiğinizi düşünüyorum, yani okuma yazmanızın olduğunu tahmin ediyorum YouTube'a geldiğinize göre. Değil mi? Yani. Ama ben konumuzun detaylarını da vereceğim tabii ki. Fatih Kanunnamesi. Fatih. Evet. Fatih Kanunnamesi'nin detaylarına gireceğiz. Ama bu detaylara girmeden önce dünyada benzerlerine de biraz bakacağız. Biraz evet, karşılaştırma yapacağız. Aynen. Aynen, lazım. Neden lazım? Abi bir şey söyleyeceğim. Ben size devamlı Celal Şengör'den İlber Ortaylı. Şimdi bunlar bizim zaten idollerimiz. Ama benim bir başka idolüm daha var. O da Emrah Safa Gürkan. Şimdi şöyle bir şey var abi. Yani Fatih Kanunnamesi'ni incelerken... Ya sen şimdi kalsakanı siktir et. Bilmiyorum Muhammed'i, bak öyle Fransız kaldı. Neyse. Fransız demişken zaten bak Selik'le anlatacağım Fransa. Dolayısıyla Fransız kalmakla iki olabilir. Neyse, boktan espriyi devam ettirmeyeyim. Abi şöyle bir şey var. Şimdi Fatih Kanunnamesi. Fatih Sultan Mehmet çok övülüyor tabii ki. Yani baktığımız vakit falan filan. Ben ısrarla Fatih Sultan Mehmet'te övülecek bir şey bulamıyorum. Hatta bana kalırsa eleştirilecek çok fazla konu var. Ben bunu uzun zamandan beri dile getiriyorum. Bu videoyu da aslına bakarsan hani bu görüşümü savunmak, en azından kafamdaki şüpheleri dile getirebilmek adına bir noktada bu şekilde üçe böldüm. Peki favori padişahın hangisi? Abi benim, ya abi ben her zaman şunu söylemişimdir. Ben 1. Murat'ı ve 2. Murat'ı gerçekten kayda değer bulurum. Ben 2. Murat diyorum. Ondan sonra 2. Murat'a da... 2. Murat şey gerçekten yapmaz. Gerçekten. Ha ben, ama yani Fatih Sultan Mehmet konusunda... mesela Aras'la görüş ayrılıklarım net bir şekilde var ama benim... Mesela şey konusunda Osmanlı'yı çöküşe götüren padişah konusunda da benim bir numaram Kanuni Sultan Süleyman'dır mesela. Yani ben o konuya da yani olabilir gayet. Ben de onu şey yapıyorum. Çok yani. Ciddi yanlışlar var çünkü. Ya yani zaten bana kalırsa hepsinin var. Dinamit koydu bazı temellere, sonra zaten o temelleri diğerleri götüremedi. Abi bir de işte şey yani. Neyse biz Fatih'e dönelim. Ya şimdi Fatih Kanunnamesi nedir? İşte İlber Ortaylı dedim, Celal Şengör dedim. Bu adam çok büyük, dahi işte 6 tane dil biliyor bilmem ne. Çok büyük bir Rönesans adamı falan filan. Rönesans dediğiniz 1450'ler, 1500'ler. Tamam, güzel. Ama Fatih Kanunnamesi 1460'lı yıllarda yazıyor. 1455 ya da 57 mi? Emin değilim. Tamam, kusura bakmayın. Çünkü tarihinden daha önemli bir nokta var burada. Şimdi Fatih Kanunnamesi'ni alıp dümdüz okumakla olmaz. Öncelikle çağdaşlarını araştırmamız lazım. Bizim Türkiye'de bana kalırsa tarih anlayışında yaptığımız en büyük hatalardan biri bu. Olaya toplumsal ilişkiler gözüyle bakmıyoruz. Çok duygusal bakıyor Türkiye. Türkiye'deki tarihçilerin genel çok olarak büyük bir kısmı pozitivist. Daha da önemlisi bana kalırsa Plutarkçı anlayışa sahip. Celal Şengör net Plutarkçı. Yani o olayları hikaye etmekten, kişileri öne çıkartmaktan, bunlara kahramanlık vasfı vermekten hoşlanıyor. Geri kalanları da bu işten bence para kazandığı için böyle davranıyor. Şimdi Celtic Love arkadaşlar, nedir bu? Frankların çok uzun süre boyunca kullandığı, aslına bakarsanız, bir anayasa, bir kanunlar bütünü. Şimdi konu şuradan başlıyor. Celtic Law, peki Celtic derken ne bu? Aynen. Salyan şöyle. Şimdi bunlar Salyan frankları aslına bakarsanız. Yani frankların, bildiğimiz franklarımız da aslına bakarsanız Şarman döneminde yaşayan franklar öncüleri. Şimdi franklık şöyle bir şey. Bunlar aslında Cermenik bir kavim. Kendilerine Frank diyorlar ve Danimarka'nın güneyinde bugünkü Hollanda civarlarında yaşıyorlar. Hem bölgesinde yaşayan Franklar da var, Reno Franklar diye. Onlar ayrı bir kavim, bu Salyan Frankları ayrı bir kavim. Salyan Frankları yavaş yavaş güneye doğru ilerliyorlar. Bunların bir tane kralı var, adı Childeric. Childeric dediğimiz adam aslında ilk ciddi anlamda tarih sahnesinde yer alan Merovec denen adamın oğlu. Merovec'ten dolayı da biz bunlara Merovingian sülalesi diyoruz. Şimdi Merovingian'a geldik. Yani Merovingian. Evet, Merovingian üzerlerinde bir sürü efsane olan bir kavim aslında. Evet, Matrix'e yani bile bağlarsın oradan. Aynen. Bunlar bir ev. Yani soylu aristokrat. Bunların doğrudan İsa'nın soyundan geldiğine kadar varan bir efsaneler bütünü var. İşte Nibelungen yüzükleri, işte İsa'nın soyu, bunlar bir şey. Yani bunların üzerinde efsaneler var. Çünkü temel anlamıyla bana kalırsa bu kadar efsaneleştirmelerinin sebebi 1. Clovis zamanında bu adamların dünyanın, yani Avrupa'nın ve dünyanın ilk gerçek anlamıyla topluca Hristiyanlığa geçmiş krallık olması. Bu anlamında da yani Orta Çağ Avrupa krallık modeline 1. Clovis Hristiyan bir papazın elinden taç giyerek ortaya çıkartmış oluyor. Hangi yani tarihte, katolikleşiyor. Hangi tarihte bu arada? Tam tarihi yaklaşık olarak. Yani 500 yani bildiğimiz şu.
500 ila 504 arasında bir yerde. Net bir tarih söylememiz mümkün değil. Çünkü olaylar olduktan 100 yıl sonra Saint Gregory tarafından yazılıyor. Çünkü bir de hani şey, o dönemin hani Avrupa'sında bir resmini çizelim. Aynen. Şimdi onu Roma yeni yıkılmış. Yani aynen. Batı Roma. Batı Roma. Kusura bakmayın. Doğu Roma hala ayakta. Evet. Öyle şey yapamazsın. Roma... Doğu Roma hala ayakta. Zaten bu işte Clovis'in Hristiyanlığı kabul etmesinden sonra Doğu Roma bunları bir tebrik mektubu yolluyor. Doğu Roma'nın yıkılışı 1453. Yok. 1900'lerde geliyorsun değil mi? Hani devamını başka aynen, bir videoda işte oraya girmemiz lazım. Yani Batı Roma İmparatorluğu yıkılmış. Aynen. Batı İmparatorluğunu yıkan barbar kavimler yavaş yavaş bir kısmı ama Hristiyanlığı... Aryan Hristiyanlığı, o çok kritik aslında. Tabii. Ve daha mesela özellikle o dönemdeki Almanya genellikle hala Hristiyan değil. Evet. Tabii tabii. Yani aslında Hristiyanlık bir nevi hani bugünkü İtalya evet. Ve İspanya. İspanya'yla aslında sınırlı. Aynen. Abi Roma İmparatorluğu topraklarında kalanlar Hristiyan. Bunların çok önemli bir kısmı Aryan herisi dedikleri, Aryan kafirliği dedikleri deniyorlar. Arius isimli bir din adamı. Onda daha önce de anlatmıştık arkadaşlar. Hazreti İsa'nın bir tanrı değil, bir insan olduğuna. Daha doğrusu tanrının oğlu ve tanrıyla aynı yapıda bir şey olduğuna değil, farklı bir nasıl diyeyim? Tanrı gibi bir şey olduğunu. Şimdi statüsü farklı. Işte eskatoloji gidiyor ya, oralar karşı. Aynen, peygamberlik yani. Statüsü biraz farklı onlarda. Evet. Aslında hani bir nevi galiba Arius'un fikri şeydi. Hani İsa Tanrı'nın oğlu değil, aslında bir nevi mesajcısı. Aslında hani aynen. İslamiyet'le bir benzer. Tabii. Yani aslında daha saf ama bir Hristiyanlık zaten aslında. Zaten Muhammed'in işte mesela akıl hocası Varaka bin Nefel de Arius şeyi. Arius. Aryan şeycilerden aynen. Ondan sonra yani... Ve şey galibanlar değil mi? Nesturileri de... Tabii ne? Aynen. Nasturiler. Yani etkili. O yüzden Nasturi. Aslında Nasturi Hristiyanlar ama onlar da zaten Arius ekolünden geliyorlar. Nasturiler de genelde hani bu Anadolu, Orta Doğu hatta şeye kadar, Hindistan'a kadar... Yayılıyor. Hindistan'da daha kabul görüyor çünkü onların genel mantığı daha şey. Bu... Ya, çünkü şey demiyorlar yani, kardeşim siz kafirsiniz değil mi? Daha doğrusu siz bizim dinimize bir alternatif değilsiniz. Çünkü aynen. Orada alakası bile yok. Ama tabii. Sen... Hristiyanlığa eğer yeni bir yorum getirirsen derler kardeşim bizim dükkanın önüne bir dükkan nasıl açıyorsun diye. Ya orada yeni bir yorum getirmekten ziyade orada bir aslında şizm oluyor. Yani orada bir şimdi İskenderiye Kilisesi var, onlar Aryan. Ariusçular. Yani öbür tarafta Roma var, onlar Katolik. İstanbul var, onlar da zaten şey işte yani Ortodoks. Dönün konuya. Bu arada dinler tarihiyle ilgili bir video yapalım. Çünkü gelecek haftaya. İzleyicilerimizden Tevfik dedi ki artık yeter bir dinler tarihi yapın yoksa üçünüzden birini bıçaklayacağım. Aynen. Ve ben yani %33.3'lük bir... Neyse şimdi gelelim tekrardan konumuza. Dediğimiz gibi Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmış olması aslında Avrupa'da bir noktada karanlık çağ getiriyor. Bu karanlık çağ nedir? Administratif özelliklerin tamamı yok oluyor. Yani yönetimsel ve bakımsal sıkıntılar oluşmaya başlıyor. Şimdi Avrupa'da ne var mesela? Su bentleri var. Bunları tamir edecek kimse yok. Tabii. Yollar bayağı var, devlet çöküyor. Şey yapacak kimse yok. Mesaj ulaştırıp götürmek çok zor. Ticaret yapmak çok zor. Ne oluyor? Pratik bir sonuç olarak Avrupa bir sürü küçük krallıklara bölünüyor. O kadar rahat bölünüyor ki mesela Romalı bir komutan bugünkü Paris bölgesini kendisine bir krallık olarak ayırıyor. Ve bu da tam Salyan Franklarıyla komşular. Şimdi Salyan Frankları ne yapıyor? Birinci Clovis geliyor. Ondan sonra bu birinci Clovis'in adı hatta şöyle bir şey var. Yani aslında şöyle bu adamın gerçek adı Hlodovik. Tamam mı? Yani Hlodovik diye geçiyor. Hristiyanlar yani o zamanın Hristiyan netincesi bunu Clodovicus oluyor. Zaman içerisinde bunu Clovis demeye başlıyorlar. Clovis bölüne bölüne Louis oluyor, Ludovico oluyor, Ludwig oluyor tamam mı? Yani Ludwig, Louis ve Ludovico'nun bunların üçü biri Almanca, biri Fransızca, biri İtalyanca hepsinin esas Clovis ya da Ludovic. O da savaşta onurlanmış, savaşta kutsanmış falan filan anlamına gelen şey. O Cermen isimleri çok havalı. Özellikle evet, bak aslında Adolf ismi şeyden geliyor. Eski Cermen Atalwolf'dan geliyor. Aynen. Ve o da şey soylu kurt demek. Aynen. Sağ olsun Adolf Reis şey yaptı yani bu biliyorsun kendisinden sonra pek Adolf ismi çekmiyor ama yani sıkıntılı oluyor yani. Onu da bitirdi yani. Şimdi Merovinj dediğimiz bu birinci Clovis Salyan Frankları olarak sahneye yer aldıkları noktadan itibaren Paris'i ele geçiren adam birinci Clovis. Hatta işte o Battle of Sorbonne muydu neydi lanet olsun unuttum adını. Kes buraları bence. Aynen neyse. Birinci Clovis tahta çıktıktan sonra kritik bir hamle yapıyor. Bunun bir tane işte şey var, karısı var. İkinci karısı olduğunu biliyoruz.
Ondan sonra karısı diyor ki illaki Hristiyan ol, Hristiyan ol. Katolik. Çok yaşlı. Evet. Yani şöyle ilk karısına ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yani karısının adı Clotilde. Bir tane daha bir karısı var. Onun kim olduğu ile ilgili tarihte bir şey yok. Ama Clotilde'yi biliyoruz çünkü Clotilde güneydeki Burgundiya krallığının kralının kızı. Yani prenses aslına bakarsın. Yani tamam yani gayet döneme uygun bir evlilik yapmış. Çıkar evet, evlilik gayet çünkü mantık. Çünkü mesela biliyorsun Şalman'ın da birden fazla eşi var. Evet evet ya abi şöyle bir evet. şey var. O zaten Selikov'da buradan yola çıkarak ona daha sonra şey yapacaklar. Daha hala oturmamış yani görüyorsun tabii. değil mi? Hani hem Hristiyan olmasına rağmen mesela yani o ondan sonraki mesela özellikle birinci Haç seferinden sonra hani oturmuş o düzenden aslında oldukça farklı. Abi farklılar. Zaten bak orada şöyle bir şey var. Şimdi birinci Clovis Katolik bir Hristiyan oluyor. Evet. Ve bunu yaparak aslında Papa'ya çok büyük bir güç baş ediyor. Normalde şöyle, bu Salyan Frankları Batı Roma İmparatorluğu'nun generalleri. Bunlar Batı Roma İmparatorluğu'nun bir nevi federatisi gibi. Bağımsızlar ama savaşta muhakkak Roma'nın yanında savaşıyorlar. Ve Roma bunları her savaşa çağırıyor. Roma'nın dalmasından sonra ortada müthiş bir Franco-Gallik dediğimiz bir popülasyon kalıyor. Bunların hepsi Katolik. Çok büyük bir güç boşluğu aynen. var. Çok büyük bir güç boşluğu var. Güneyde Aryan Hristiyanları var. Kuzeyde bunlar var. Ve papalık o dönemde artık Katolik olarak bir mezhep olarak ortaya çıkmışlar. Bir sonraki videomuzda bu olacak arkadaşlar. Katoliklik nasıl ortaya çıktı? Ve bu adamlar aslına bakarsanız... Abone olun. Birinci Clovis'ten yardım istiyorlar. Özellikle bu Aryan Hristiyanlarına ve Vizigotlara karşı. Vizigotlar tepeden tırnağa Aryan Hristiyan. Dolayısıyla Clovis burada bir şey görüyor. Tamamen olay politik. Hiç şeyle alakası yok. Dinleminle alakası yok. Taş bir tacı giyiyor. Papalık tekrardan kendisini Avrupa'nın siyasi gücü olarak konumlandırmaya başlıyor. Diyor ki bakın içinizden ben kral seçiyorum. Şimdi 1. Clovis için buraya kadar her şey güzel. Sonra Clovis bakıyor diyor ki abi biz bu tacı giydik filan eyvallah. Biz artık kurumsal bir şeylere girdik. Bizim bir kurumsal benliğimiz, bir kimliğimiz var değil mi? O zaman bizim neye ihtiyacımız var? Bizim bir anayasaya ihtiyacımız var. Biz ne yapıyoruz o zamanlarda Salyan Frankları olarak? Bir yerde mahkeme olduğu vakit bunu yerel mahkemeler çözüyor. Yerel mahkemeler çözülmesi için bölgedeki eski Roma kanunlarını hatırlayan ihtiyarlara başvuruyoruz. İhtiyar heyetleri var. Bunlar ülkenin her yerinden toplanıyorlar, geliyorlar, mahkemeyi orada yapıyorlar. Benim 6 ay sonra haberim oluyor. Veya bazı din adamları var hala evet. Latinceyi okuyabilen. Evet, onlara bunlar... Latince kaynaklar getiriyorlar. Aynen. Abi burada ne yazıyor? Heh. Ha orada peynir şu kadar yazıyormuş. O kaynak gereksiz kaynak deyip evet. Valla böyle şeyler evet, var gerçekten. Gerçekten. Gereksiz zaten... bilgileri çok okutuyorlar. Yok yok hayır bak aslında Katolik Kilisesi'nin gücü buradan geliyor. Tabii Latinceyi biliyor. Çünkü Roma'nın idari sistemini ve yasal sistemini biliyorlar. Evet. Aslında bir nevi mesela kralları ve diğer soyları eğiten kişiler bunlar. Şeyin kuruluşu da öyle. Hatta, İngiltere Krallığı'nın da yükselişi, o Egbert döneminin yükselişi de buna denk geliyor. Şey yani, diyorsun değil mi? Kralın şeyi, Wessex kralının Alfred'den bir öncesi. Latince kaynakları Alfred'in babası. Latince kaynakları okutmayı bilmiyorum. Akıl ediyor. Evet. Adam. Zaten Alfred o yüzden okuma yazma da bilen. Aynen öyle. O yüzden Alfred yükseliyor zaten. Yani zaten. Baba ilk hareketi yapıyor, oğlan vuruyor tavana. Zaten güney bölgesindeki şeyleri de neyse o konuya ayrı. Aynen yani ona ayrıca gireceğiz. Uzun süre mesela değil mi? 8. Henry'nin başbakanı mesela Kardinal Wolsey. Evet, evet. 14. Louis'in Kardinali Richelieu. Richelieu. Yani hani görüyorsunuz 1000 yıl boyunca neredeyse evet. değil mi? Clovis'ten sonra 1000 yıl boyunca hala kralların başbakanlığını evet. görecek kadar etkiler. Dolayısıyla aslında şu var zaten. 1. Clovis'te Salyan Frankları Selikov ortaya çıkana kadar çıkması süreci zaten aslında Avrupa'da bir template, bir şablon ortaya koyuyor. Yani nasıl ortaçağ Avrupa kralı olunur? İşte Clovis gibi olunur. Belli bir toprağa hükmedersin, papadan taç giyersin. Elinde böyle hazır bir tane krallığın olmuş olur, kral olmuş olursun. Ve orada aslında feodal yapı kuruluyor. Neden? Çünkü ortada Roma İmparatorluğu gibi bütün bu işleri yapan yapı yok olmuş. Bir sürü ufak tefek petty kingdomlar, şunlar bunlar falan filan çıkmış vaziyette. Bir de zaten Roma'nın aslında en azından Batı Roma'nın son zamanlarında aslında bir nevi hani feodalizme benzer evet. bir sistem artık hani başlıyordu. Böyle yerelleşmeye başlıyor. Yani. Çünkü o kadar çok imparator değişti ki yani hatta iki imparator falan döneme böyle saçma sapan dönemlere ya, girdiler yani. Ya dört imparator var. Evet evet. Aynı anda dört imparatorla yönetilmeye bu arada yani. Doğu Roma gerçek Roma olarak devam ediyor. Evet. O gücü, o tabii, yönetim tabii. sistemi, tabii. o vergilendirme tabii, sistemi, o hukuk sistemi aynen. devam ediyor o sırada Doğu'da. Zaten ona da geleceğiz. Şimdi Selikov dediğimiz arkadaşlar nedir? 1. Clovis diyor ki abi biz böyle bir kurumsal yapıya girdik. O yüzden bana gidin diyor. Celal Şengör gibi anlatayım. Clovis geliyor çağırıyor. Zaten ki, biliyorsun diyeceksin orada. Zaten biliyorsun şey. Tabii biliyorum. Evet.
çağırıyor, diyor ki bana diyor anayasa lazım. Müthiş zeki bir adam. Hemen oturuyorlar, diyorlar ki en çok okuma yazma biliniz kim? Dört tane bakanı çağırıyor onları, diyor ki bana diyor anayasa yazdıracaksınız. Ve iki yıl boyunca bunu bekliyor. Bu yanındaki adamlar iki yıl boyunca bütün Oren bölgesini geziyorlar. İhtiyarlardan Roma hukukunu dinliyorlar. Burası çok önemlidir. Bak Fatih diyeceğim. Tamam mı? Yani kısacası gerçekten böyle. Yani bu adamlar bunları topluyorlar ve elimizde bir Selikov ortaya çıkıyor. Şimdi Selikov'un içeriğine gelelim birazcık da madem öyle. Selikov'un içeriği daha da enteresan. Neden biliyor musunuz? Çünkü oturuyor başlıyor. Diyorlar ki bu kanunlar yerel yönetimleri ilgilendiren kanunlar değil. Bunlar konu bize geldiği vakit lazım olacak olan konular. Yani siz kendi bölgenizde çözebiliyorsanız çözün ama çözemiyorsanız burada şöyle bir paralellik var. Mesela diyelim konular şuna ayrılıyor. Özgür bir adamın özgür bir adamı darp etmesi durumunda yapılması gerekenler. Özgür bir adamın köle birisini darp etmesi durumunda yapılması gerekenler. Özgür bir adamın köle bir kadını filan. Bunlar böyle sınıflandırılmış. Yani kölelik ve geri kalan katmanlar olduğu gibi duruyor ve bütün bunların hepsi madde madde açıklanıyor. Açıklanıyor, açıklanıyor, gidiyor. Çocuğa karşı yapılanlar, işte efendime söyleyeyim küçük baş büyük baş hayvan hırsızlıkları falan filan bütün bunların miraslar vesaireler kanunlara oturtuluyor. Bakın burası çok önemli çünkü Fatih Kanunnamesi'nde buna geleceğim. Belirgin cezalar var. Belirgin para cezaları var. Şu öldürülür ya da bu öldürülür demiyor. Onların suçun ağırlığını yerel mahkemelere bırakıyor. Bir de mesela diyelim orada feodal yapının şeylerini görüyorsunuz. Eğer şey tarafından çağrılırsınız diyor. Ding yani şey. Yani dük olabilir, kont olabilir, lord olabilir, baronunuz olabilir. Orada ding tarafından çağrılmanız ve gitmemeniz durumunda yapılması gerekenler. Orada da şöyle bir paralellik var. Diyorlar ki bunlar zaten uzun zamandan beri uygulanan gelenekler. Biz bunları yazıya döktük. Ama orada enteresan bir şey var. Zaten zurnanın zırt dedirten nokta ve 100. yıl savaşının çıkmasına sebep olan şey. Selikov denince akla gelen şey. Nedir o? Veraset kanunları. Selikov bunda bitiyor. Veraset kanunları. Çok zaten... net, çok belirgin veraset kanunları var. Adamlar demiş ki bir sürü şey var tabii. Eğer bir çocuk işte çocukları bir toprak sahibi annesi babası hayattayken çocukları yokken ölürse mal ne olur? Efendime söyleyeyim işte anne baba çocukları ölmesi halinde malı nasıl alırlar? Şu şöyle olursa nasıl olur? Bu böyle nasıl olursa olur? 20-25 maddelik bir şey var ve en sonunda şunu da bitiriyor. Ama diyor hiçbir koşul altında bir kadının bir ülkeyi ya da bir bölgeyi yönetmesine yetecek kadar toprak almasına izin verilmez. Bu daha sonrasında 100 yıl savaşlarının çıkmasına sebep oluyor. Hatta ve hatta işte Shakespeare'in yazdığı şeylerden biri 5. Henry'di yanılmıyorsam. Doğrudan Canterbury şeyinin bunu kalkıp 5. Henry'e Selikov'u okumasıyla başlar. Tam olarak bu madde. Yani Canterbury psikoposu. Hani Canterbury psikoposu gidiyor bunu anlatıyor işte böyle. Diyor ki Selikov'da böyle bir şey var. Hiçbir koşul altında bir kadın toprak sahibi olamaz. Ülke yönetecek kadar. Başka türlü şekillerde olabilir. Küçük çiftlikler. Topraklar olabilir, çiftlikler yapabilir, köyde küçük ama sahipleri asla olabilir. Asla fiefdom'a çıkamıyor. Tamam. Aynen öyle. Yani şimdi, bir lord olamayacak yani aslında. Bunda sebebi aslında şu. Yani o toprak sahibi olan kişi savaşan birisi olması lazım. Aynen. Yani bir orduya komuta etmesi lazım. Hı hı. Hatta gerekirse savaş alanına çıkması lazım. Kesinlikle. Yani o dönemde daha hani... hani devletler daha devlet düzeni oturmamış. Tabii. Ya bir de her an birisi senin kaleni basabilir. Yani tabii, bu kadar aslında evet. Çılgın bir ortam ki zaten mesela birkaç yüzyıl sonra artık hani belli dengeler oturmaya başladığında artık bir feodal gelenek oturduktan sonra zaten kadın şeyleri de görüyoruz. Mesela başlıyor. Yani bir kadın tarafından yönetilen. Orada yani. Çünkü şöyle bir şey var. Şu da kaçırılmasın. Bugünden sakın bakmayın. Bakın çok yanlış olur. Kadın çok erken yaşta doğuruyor ve doğururken ölebiliyor. Kadının tabii sağlığı çok ciddi problemler. Orada doğru. Regl denen mevzu çok ciddi sağlık problemi yaratıyor o dönemde. Çünkü hijyen bugünkü gibi değil. Tamam mı? Yani kadın erkekten daha fazla... hastalıklara açık bir halde yaşıyor aslında. Teknolojinin olmayışından dolayı kim kimin çocuğu bilemiyor. Bir kadın bir gün içerisinde 5 erkekle birlikte olabilir ve çocuğun babası kim bilemez. Aynen öyle. Ama 5 kadını bir erkeğe bağlarsan babasının kim olduğu belli olur. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ve dolayısıyla mirasın kalıtımı kolaylaşır. Bu yüzden bu adamlar bunu istemiyor. Zaten tabii. Dini tarafı var bu işin. Her türlü dini tarafı ayrı. Var. Roma İmparatorluğundan gelme geleneksel tarafı var Selikov'un. Ama öbür taraftan da son derece pratik ve mantıki tarafı da var. Nihatçı'nın dediği gibi savaşacak. Tabii. Adam da toprağı koruman lazım. Çünkü şöyle daha hala
Mesela yani Clovis'in kurduğu krallık bile yerine oturmuş tabii değil. Tabii. Daha bu Clovis'ten sonra gelenler mesela bu bizim hani Charles Martel. Hı hı. Daha sonra Charles Martel gelecek. Charles Martel döneminde bile oturmuş değil. Oturmuş Charles değil. Martel sadece Paris merkezi hani o Île-de-France eyaletinin aslında oralar. Şeyi. Hatta tabii. Ünvanı da kral değil. Kral değil tabii aynen. Paris başkanı değil mi? Aynen, aynen. Mayor of Paris. Mayor of Paris öyle bir şeydi. Başka yani, bir şeydi sanki. Emin değilim ama. Tamam. Neyse, benzer yani, bir şey. Hatta yani Şalman'a kadar daha hani oturmuş bir düzen tabii değil. Şalman bile biliyorsun Fatih'ciğim. Ne? Yani bir sene hani Aachen'da oturuyor. Öbür sene bakıyorsun işte şey Saksonya'ya çıkmış şey kesiyor. Barbar kesiyor falan. Yani o demin bütün adamları barbar zaten. Hepsi. Şalman da barbar. Onu Şalman'a geliyorlar diyorlar zaten. Şalman diyor ki hemen kafasını kesin. Müthiş zeki bir adam. Öyle değil mi Fatih'cim ya? Ben Fatih Hatay'la gibi telefonum var. Mesajlar gelmiş sana Celal. Yani abi kısacası yani hani o ya şey gerçekten daha değil. Hani hala oturmuş değil. O yüzden evet. Savaşabilir bir adam olman lazım. Kesinlikle. Ve yani hele o zaman da yani ordular hani bir kadından emir almaz. Mümkün böyle değil. Böyle bir şey var. Abi yani bu Selikov'un ortaya çıkartılma neyse, sebebi de aslında bakarsan. Yani bu genel barbarik ortamı birazcık dengeye oturtmak gerekiyor. Dediği gibi yani bunları işte Warring neydi? Ya savaşıyorlar. Bir evet Warring Gods diyorlar bunları tamam mı? Yani gücü yeten özellikle Kuzey Cermenik toplumlarda gücü yeten her şeyi sahip oluyor. Ve Selikov dediğimiz mantık kendini zaman içerisinde evet devletleşmeyi sağlıyor. Evet kurumsallaşmayı sağlıyor. Evet belli bir şeylerin oturmasını sağlıyor. İşte kim geçecek tahta? En büyük erkek kardeş geçecek tahta. Bunu net bir şekilde aslına bakarsan oturtuyor. Hangisi ne kadar mal kime kalacak onları parasına kadar kuruşuna kadar hesaplayıp oturtuyor. Bu olay böyle gidiyor ve nerede sonlanıyor? Gerçek anlamıyla elimizde bir yine bir anayasa metniyle son buluyor. 1215 Magna Carta ki bir sonraki videomuz. Orada hemen bir şey soracağım. Mesela en büyük kardeş, erkek kardeş geçiyor diyorsun ya. Aha. Peki en büyük arkadaşlar küçük erkek kardeşlerine ne yapıyor? O hiçbir şey yok. Yok orada yok. Avrupa'da yani yok. Onlar, yani onlara şöyle bir şey var. Şimdi onları da belirtiyor aslına bakarsan. Ne kadar toprak kaldığına bağlı olarak onlara ya para veriyor toprakları karşı ya da toprağı veriyor. Yani mesela diyelim bir adama toprakları karşında para verebilir. Toprağın kendisini verebilir. Ama devletin bekası için peki asla boğdurmuyor mu? Hayır. İşte zaten geleceğimiz farklı kanlamız. Bir noktada da şey var hatta bir noktada da şey var. Orduların başına geçirip öyle de şey yapabiliyorsun. Evet. Sadece toprak vermek değil. Hakikaten sarayda kardeşini yanına alarak ordunun başına geçirerek de ona abi, ünvan sağlıyorsun. Nerede? İşte şeyde Avrupa'daki diğer yani ya, Selikov'da değil vardır. Ama Selikov'da değil ama onu temel alan yok onda değil Selikov'da değil ama onu temel alan diğer devletler yavaş yavaş buna Osmanlı, geçiyor çünkü. Aynen. Osmanlı bir şey söyleyeceğim yani mesela şeyde 1. Murat zamanında bir kanatlı şey var işte. Ya burada şöyle bir şey oluyor çünkü hem ünvan sallamış oluyorsun hem başarı gelirse ona bir şey atfetmiş oluyorsun. Bak ne güzel başardı. Ölürse de oh be kurtulduğuma geliyorsun tamam mı? Ya, hani işte, öyle bir mevzu tamam mı? Win-win diyorsun. Her türlü win-win. Ya savaşın hangisini hatırlamıyorum ama işte 1. Murat zamanında yine Haçlı ordularına karşı yapılan bir savaşta bir kanatı Beyazıt koruyor öbür kanatı Süleyman koruyor. Evet. Oğlu. Aynen. Bunlar kardeş. Yani Osmanlı'nın Türk olduğu dönemlerdeki Türk teorisinde de zaten kardeşlerin birbiriyle böyle uyum içerisinde şey yaptığını çok görüyoruz. Zaten benim eleştireceğim bir nokta, bir sonraki konu bu ama öncesinde arkadaşlar dediğimiz gibi Selikov'un inheritance yani Selikov'un miras kuralları var. Bundan son derece belirlenmiş vaziyette de veraset kuralları. 1215'te Magna Carta'da da tekrardan bu veraset kanunlarıyla karşılaşacağız ki Magna Carta da çok önemli. Bir sonraki videoda da Magna Carta'yı anlatacağım. O yüzden abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.